أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, âl ve ashabına, ehli beytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun inşallah. Yusuf suresinin son bölümleriyle birlikteyiz. 101. ayet Yusuf'un yapmış olduğu, neticede başına gelen bu kadar olaylardan, yaşadığı bu kadar imtihanlardan sonra erişmiş olduğu lütuflar karşısında Rabbine niyazını anlatan, aktaran bir ayet 101. Ama 102'den surenin sonuna kadarki ayetler, bu surenin arkasından, daha doğrusu bu surede anlatılan Yusuf kıssasının arkasından, iman ve şirk açısından, tevhid mücadelesi açısından Müslümanlar ne öğrenmeli, ne anlamalı bu dersten, buna dair birkaç ayetlik bir bölüm de gelmiş olacak. Surenin bu son ayetleri Yusuf kıssasından ziyade genel anlamda Müslümanların anlaması gereken dersler. Tevhid mücadelesi, şirkle alakalı kimi tanımlar, nübüvvetin ağırlığı ve değeriyle alakalı birkaç ayetle bu sure son bulmuş olacak. Rabbim bereketli kılsın inşallah beraberliğimizi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi kad ateyteni minel mulk ve allemteni min te'vilil hadis. Yusuf şöyle dua etti. Daha önceki 100. ayet-i kerimede de babasına, kardeşlerine, ailesine yönelik demişti ki ben daha önce görmüş olduğum rüyanın te'vili budur. İşte Rabbim bütün bunları bana lütuf olarak, nimet olarak verdi. Kardeşlerinin kendisiyle buluşmasını hatırlattı onlara. Allah'ın lütfunun ne kadar büyük olduğunu hatırlattı. Bu kez Yusuf yeniden bir dua cümlesiyle karşımızda. Rabbim dedi, sen bana mevki makam verdin, iktidar lütfettin. Olayların tevilini, yani olayların gerçek mahiyetini, meydana gelen bir olayın nasıl sonuçlanacağına dair bilgiyi, kavrama yeteneğini bahşettin, lütfettin, öğrettin bize. Fatiras semavati vel ard. Ente veliyyi fid dünya vel ahire. Gökleri ve yeri yaratan Rabbim, dünyada da, ahirette de velim sensin, koruyucum sensin. Teveffeni muslimen ve elhikni bis salihin. Benim canımı sana teslim olmuş bir kul olarak, Müslüman olarak, sana boyun eğmiş bir kul olarak al ve beni salih kulların zümresine dahil et, dedi Yusuf aleyhisselam. Tabii başı imtihan, sonu yokluk, zeval olan bu dünya mülkünün aslında Yusuf için bir kıymeti yok. Bir değeri de yoktu. Bize göre çok büyük bir saltanata erişmiş olabilir. İnsanlar gözünde bunu büyütmüş olabilirler. Ama Yusuf'un gözünde bunun çok fazla bir değeri yoktu. Hakikatini ve de geleceği sonucu çok iyi bildiği için Allah Teala niyazında bunu söyledi. Senden ne makam istiyorum Rabbim, ne şöhret istiyorum, ne de servet. Bunlardan daha kalıcı ve daha hayırlı bir şey istiyorum. Neticede bunlar geçici. Belli bir süre sonra zaten bunlar da pörsüyecek ve eskiyecektir. Benim senden istediğim şey şu, dedi Yusuf, beni son nefesime kadar emrine boyun eğen bir Müslüman olarak yaşat. Niyeti yok muydu öyle? Tabii ki niyeti var. Ama insanın kendisinin karar vermesiyle birlikte Allah'ın da bu konuda yardımına mutlak surette ihtiyacı olduğu için beni Müslüman olarak yaşat, dedi. Bir Müslüman olarak da canımı al ve mahşerde de beni salih kulların arasına kat, diye dua etti. Aslında Yusuf gelinen bu noktada ölümü temenni etmedi. Yani teveffeni müslimen, bazıları bu cümleden hareketle artık iktidarın son noktasına varınca
Yusuf vefatı istedi, ölümü istedi. Hayır. Müslümanca bir ölüm. Zaten ölüm olacaktır da. Er ya da geç. Ama Müslümanca bir ölüm istedi. Bir peygamber olmasına rağmen, Allah'ın bu kadar meziyetli bir insan haline getirmiş olmasına rağmen, Yusuf Müslüman olarak ölebilmeyi kendi çabasından ziyade, kendi gayretlerinden ve amelinden ziyade Allah'ın o konudaki yardımına bağlıyor. Bakın dikkat edin. Müslüman olarak yaşama konusunda bir zerre kadar şüphemiz yok. Onun da kendisine şüphe yok. Ama bu konuda eğer nefes alıp veriyorsa yarın önüne nelerin çıkabileceğini Allah'tan başka kimse bilmez. Yarın çok daha sert badirelerle karşı karşıya kalabilir. Bugün baş edebildiği imtihanlar yarın farklılaşabilir. Onun için yarına dair eğer hayat devam ediyorsa Allah'ın gücü ve kudreti olmadan, Allah'ın yardımı olmadan Müslümanca bir hayat yaşama garantisi yok. Yusuf için de bizim için de. Bize bir numune olarak, bir örnek olarak bu yansıtılmaktadır. Yakup'un da çocuklarına vasiyeti aynen böyleydi. Yakup vefat etmek üzereyken de aynen çocuklarına şunu söyledi. Dedi ki, ey çocuklarım, Bakara suresinin 132. ayet kelimesinde. اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى لَكُمُ الد۪ينَ فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Allah size din olarak bunu seçti. Bu dini sizin için seçti. Sakın ha teslim olmuş olan insanlar olarak ölün, başka türlü ölmeyin. Müslüman olarak ölün diyeceğin, bugünkü ıstılahi anlamda, bugünkü terim anlamındaki Müslüman olarak ölün, yani bugün son dine mensup bir fert olarak ölün anlamından ziyade, Kur'an-ı Kerim'de bu kelime baştan sona teslimiyeti anlatan bir kelimedir. Aslında Allah nezdinde, Allah katında yegane din İslam'dır kelimesine dahil olmak üzere teslimiyettir. Bütün dinlerin ortak adının İslam oluşunu böyle anlamak gerekiyor. Yoksa dinin adı olarak, özel bir kavram olarak anlamaktan ziyade teslimiyet olarak, bütün benliğinden, bütün değerli varlığından vazgeçme anlamına gelen teslimiyettir. İslam'ın anlamı da budur zaten. Müslimun da bu anlama gelir. Müslüman olarak ölüm demek, Allah'a teslim olmuş, Allah'a boyun eğmiş insanlar olarak ölün, başka türlü ölmeyin. Yakup'un çocuklarına vasiyetiyle Yusuf'un Allah'tan isteği aynı şeydir. Yine Allah'ın genel anlamda müminlere söylediği de buna benzer. Ölüm zaten muhakkak da, ama ölümün şeklini en azından kendiniz amel işleyerek belirlemeye çalışın. Salih amel işleyerek. O yüzden Allah Teala şöyle der. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ Allah'tan nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının. Öyle rastgele bir sakınma biçimi değil. Çünkü herkesin kendi kafasına göre bir sakınma modeli olabilir. Hayır, öyle değil. Allah'tan nasıl sakınması gerekiyorsa حَقَّ تُقَاتِهِ öylece sakının. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Bu kez bütün müminlere hitaben der ki Allah Teala, Müslüman olmanın dışında bir vasıfla, teslim olmanın dışında bir vasıfla ölmeyin. Elimizde olan bir hadise olunca Allah Teala böyle söyledi. Evet, Müslümanca ölüp ölmemek elbette elimizde. Yine Yusuf'un duasından bize intikal eden bir ders. وَالْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ Bu duayı lafız olarak yapmak çok basit. Bizi salihler zümresine, beni salihler zümresine kat diye dua etmek çok güzel. Herkes de bir çırpıda bunu yapar. Fakat bu sadece sözlü bir duadan ibaret değil. Ahirette salih insanlarla beraber olabilmek dünyadayken salih amel işlemeye bağlıdır. Dünyada salih amel işlendiği zaman Allah Teala bizi salihler zümresine katar. Yani burada salih amel işlemeyeceksiniz ama piyangodan çıksın, ahirette de Allah Teala beni salihlerle birlikte haşretsin. Allah her şeye gücü yeter. Allah her şeye kadirdir. Bunu da yapar mı? Yapar tabii. Kimse hesap soramaz. İşin orası böyle. Fakat Allah Teala'nın belirlediği kurallar vardır. Salihler zümresine katılabilmen için yeryüzünde hayatta ölmeden önce günah işleme imkanın olduğu halde salih amel işlemendir. Günah işleme imkanı elinden alındıktan sonra yapacağın salih amel, salih amel değil zaten. O anlamda bu imkan elindeyken, hayatı yaşıyorken salih amel işleyenler için evet salihler zümresine katılma imkanı var. Neticede
Allah Teala her gün bize dua olarak şunu söyletmiyor mu? İhdinas sıratal müstakim. Bizi sıratı müstakime ilet. Sıratal lezine en'amte aleyhim. Nimet verdiklerinin yoluna ilet. Kim o nimet verdiklerinin yolu? Sadece ilet demekle Allah iletir mi? Yani biz bozacağız, Allah düzeltecek, öyle mi? Hayır, Allah'ın öyle bir yasası yok. Biz isteriz, isteğimizde de samimi oluruz. Yani nimet verdiklerinin yoluna beni ilet dediği zaman o yolun yolcusu olmak gerekir. Kim onlar peki? Bunu Nisa suresinin 69. ayeti çok net bir şekilde ortaya koyar. Nimet verilen kimseler kimdir? Nimet verilenler arasında beni kat dediğimizde kimi kastediyoruz? Karambole gitmeyelim. Bu ayeti yerleştirelim. Fatiha ile birlikte yerleştirelim. Hatta bu ayet Fatiha suresindeki sıratal lezine en'amte aleyhim ayetinin bir nevi tefsiridir. Ve men yuti'illâhe ve'r-rasûl. Kim Allah'a itaat ederse, kim Resul'e itaat ederse, feulâik, işte bunlar, me'allezine en'amallâhu aleyhim minen nebiyyin ve'ssıddîkîn ve'ş-şühedâ ve'ssâlihîn. Bunlar kimdir biliyor musunuz? Allah'a ve Resul'e itaat edenler, Allah'ın kendilerine nimet verdiği, ya Rabbi nimet verdiklerinin yoluna dedik ya, Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birliktedir. Onlarla birliktedir. Ve hasune ulaike rafika. Bunlar ne güzel arkadaştırlar. Nebi, sıddık, şehit ve salih. Gerçekten bunlarla haşrolmak mı istiyoruz? O zaman وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ şartını da sağlamış olalım. Bu cevap o şarta bağlıdır. Bunlarla birlikte haşrolabilmek, kıyamette bunlarla birlikte sohbet meclislerinde bulunmak, Rabbim bizlere lütfetsin. Bunlarla birlikte olabilmek Allah'a ve Resulüne itaatten geçer. Dolayısıyla dünyada kiminle beraber iseniz, kiminle birlikte oturuyorsanız, kime gönül vermişseniz, kiminle gönül bağınızı gerçekten güçlendirmişseniz, ahirette de onunla aynı mekanları paylaşacağımızdan şüpheniz olmasın. Yani bu dünyada beraber olacağın kişi için şöyle mukadder bir duayı düşünelim. Her birimiz yanı başımızda beraber oturup kalktığımız kişiyle alakalı şu duanın yapılmış olabileceğini hesap etsin. Ya Rabbi, beni beraber oturduğum bu insanla birlikte haşret. Benim sevdiğim ve beni seven bu insanla birlikte haşret diyorsunuz. Ahirette beraber olmak istemediğiniz insanla niye dünyada bu kadar beraber olmaya çalışıyoruz ki? Bu işin yapısı böyledir. Onun için rastgele insanlar salihlerle birlikte haşredilmeyecek, o zümreye katılmayacak. Bu duayla birlikte Yusuf Aleyhisselam'la ilgili Allah'ın bahsettiği konu kapanıyor. Sonra ne oldu? Bilmiyoruz ki. Keşke kronolojik olarak bir bilgi verseydi, bazen diyesimiz gelebilir değil mi? Şöyle ne oldu acaba sonra? Yani Yusuf o iktidar, o haşmetli iktidarıyla birlikte bize anlatıldı. 101. ayette duasını verdi ve bitti. Sonrasını bilmiyoruz. Hikaye anlatmıyor ki Kur'an. Yusuf'u anladıysak, Yusuf kıyamete kadar gelecek olan bütün Müslümanlar için bir model olarak eğer anlaşıldıysa, mesele tamamdır. Arkası önemli değil ki. O yüzden bazı rivayetler, yani merak etmişler acaba ne oldu, ne bitti diye tarihi kaynaklarda, Kur'an'da veya sünnette olan bir bilgi değil bu söyleyeceğim. Yakup Mısır'da oğlunun yanında uzun bir süre kalmış. Bu süre 24 yıl, 30 yıl civarında olduğunu söylüyor. Yaşadıktan sonra vefat ediyor Mısır'da. Tabii vasiyeti üzerine Suriye topraklarına, o gün Bilad-i Şam diye bilinen Suriye topraklarına defnedilmeyi vasiyet etmiş, öyle defnedilmiş. Yusuf da daha sonra babasının vefatından yıllar sonra, 20 küsur yıl sonra o da vefat ediyor. O da orada defnediliyor. Sonra işte Nil Nehri'ne bırakıldığına dair bilgiler var. Çok da önemli değil. İşin fantazi kısmı bunlar. Asıl almamız gereken ders, öteden beri 101 ayetlik bölümde anlatılan, Yusuf'la ilgili anlatılan imtihan modelleridir. Ve de bundan sonra 102. ayetten 111. ayete kadar, surenin sonuna kadar anlatılacak olan mesajlardır. Bunu anlamadıktan sonra gerisini bilmemizin hiçbir anlamı yok. O yüzden Rabbimiz der ki, ذَٰلِكَ مِنْ اَنْبَٓاءِ الْغَيْبِ. Bunlar gayb haberleridir.
nuhihi ileyk. Bunu sana biz vahyediyoruz. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذَا جْمَعُوا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ Yusuf'un kardeşleri tuzak kurmak ve planlarını uygulamaya geçirmek için bir araya geldikleri zaman sen onların yanında değildin. Muhatap, dün Muhammed Aleyhisselam, bugün bize. Sen onların yanında değildin bunlar bu planı yaparken. Bu Yusuf'u ne yapacağız? Öldürelim mi? Kuyuya mı atalım? Kuyuya atma kararı verildiği zaman kuyuya attıkları sırada sen orada değildin. Böyle bir bilgi kaynağında yok. Bunu sana biz ne yapıyoruz? Nuhihi ileyk. Sana vahyediyoruz. Bakın özellikle insanın bilgi ve tecrübe sınırlarını aşan bir bilgidir bu. Hiçbir kaynakta yok. Hiçbir ders kitabına yer alan bilgi değil. Bu kadar ayrıntı, bu kadar detay, bu kadar niyet, Yakup'un niyeti, çocuklarının niyeti, Yusuf'un niyeti, Bünyamin'in niyeti, çevrenin niyeti, satan kervanın niyeti, Aziz'in niyeti, Aziz'in karısının niyeti. Sadece görüntüden bahsedilmiyor ki. Bütün bunlar ancak gaybı bilen bir Allah tarafından bildirilirse olabilir. Onun için onlar bu planları yaparken sen orada değildin, sen orada değildin. Böyle bir bilginin sana verilmiş olmasının anlatacağı ders nedir? Senin peygamber oluşunun delillerindendir. Hiçbir yerde bu bilgi yokken nasıl da bunları anlattın? Kurgulamayla olacak şeyler değil bunlar. Bu bilgiyi sen ancak vahiy ile anlatabilirdin. Bir yerde bilinmiş, okunmuş, eğitim, öğretim yapılmış bir konu değil ki bunlar. Bu senin nübüvvetinin, peygamberliğin de delilidir. Yine bu ayetten bir şey daha anlıyoruz. ذَٰلِكَ مِنَ الْبَعِ الْغَيْبِ dedi. Gayb haberleri. Gayb dediğimiz nedir? Sadece gelecekle mi alakalı? Hayır. Gayb sadece gelecekle alakalı değil. Geçmişle alakalı yaşanmış olaylar da gaybın konusudur. Nasıl yani? Bakın geçmişle alakalı konular niye gaybın konusu? Vahiy ile bildirilmeseydi bilmeyeceğimiz konu gayb konusudur. Gaybı ben Kur'an mütalaa ettiğimiz zaman karşımıza çıkan tablo bu. Vahyin bildirmemesi durumunda beşer olarak bir araya ne kadar gelirsek gelelim anlama imkanımızın olmadığı konu gayb konusudur. Vahiy bildirmeseydi bilme imkanı yok. Bu kategori, bu gayb kategorisi bize şunu hatırlatır. Vahyin bildirdiği şeylerin tamamı gayb konusudur. Çünkü vahiy bildirmese sizin bunu tespit etme imkanınız yok ki. Basit, yani örnek olarak basit, konu olarak basit değil ama basit bir örnek vereyim. Mesela ibadet konuları, mesela abdest konusu, mesela hac konusu, mesela oruç konusu hangisi akılla ifade edilebilir? Hangisi insanların bir araya gelerek tespit edebileceği bir bilgi türü olabilir? Bunların tamamı Allah tarafından haber verilince bilinebilecek şeylerdir. Hanginizin aklına gelebilirdi? Beş vakit namazın zamanını, rekatını ve kılınış biçimini tespit etmek. Gayb dediğimiz bu. Sadece ötelerden haber verme gayb değil. Onun için gayb kategorisi bildiğimizden öte bir anlam taşır, bir çerçeve oluşturur. Gelecekle alakalı, geçmişle alakalı. Hatta bilmediğimiz, Allah'ın bildirmesiyle bile bildiğimiz şeyler de gayb kabilindendir. Mesela teyemmümle, cünüplüğün kalkmasıyla alakalı olayı nasıl söyleyeceksiniz? Allah dedi diye biz kabul ettik. Elinizi toprağa ya da duvara, betona vuracaksınız. Bir yüzünüze bir daha vuruyorsun, bir de elinize sürüyorsunuz. Su bulamadığınızda veya bulsanız bile kullanma imkanınız olmadığında. Bu iki eylemi yapıyorsunuz ve cünüplük kalkıyor. Yani yıkanmış gibi oluyorsunuz. Ne mantık bu? Anlatabiliyor muyum? Vahiy bunu bildirdiği için böyledir. Hiç kimse bunu çözemez ki. Ya da mesela neden Beydağ'a çıkmakla olmuyor da Arafat'a çıkmak zorundasınız hacda? Neden illa oraya gitmek zorundasınız? Neden Kabe'yi sol tarafınıza alıp dönmelisiniz? Sağa alsanız dönemez, dönseniz bile olmaz. Ne alakası var? Aynı turu döneceksiniz. Niye olmuyor? Olmuyor ki. Vahyin belirlediği konu budur. Sizin bunu tespit etme imkanınız yok. 7 defa 6 olmaz. 7 defa olacak. Safa Merve arasında koşmalısınız. Mekke Medine arasında koşsanız ne yazar? O bölgeyi koşacaksınız.
Mantık ne? Vahiy böyle dedi. Bunların tümünü saydığımız zaman alt alta üst üste gayb dediğimiz şey budur. Sadece geleceği gayb olarak düşünmek ya da tanımlamak Kur'an'ın bu konuyla alakalı tanımına uymuyor. Onu söyleyeyim. O yüzden kıssaların anlatıldığı konular bittikten sonra çoğu kez Allah bunun gayb olduğunu, geçmişte yaşanmış olmasına rağmen gayb haberi olduğunu anlatır. Çünkü bir insanın kendi kafasından ya da eğitim ve öğretimle ya da çabayla bunu elde etme imkanı yok bu yönüyle. Bu açıdan bir de kıssalarla alakalı gerçekliğe dair bir iki cümle de söylemem lazım. Çünkü bu gayb haberlerindendir dedikten sonra sen orada değildin onlar bu planı yaparken. Bu cümle, onlar bu planı yaparken sen orada değildin cümlesi vakıanın gerçekliğini anlatır. Tersi mi var sanki? Tabii. Yani medyanın etkin kullanıldığı bir dönemde olunca, yani Ankara'da, İstanbul'da, Malezya'da bilmem falan ülkede birisi hapşırdığı zaman buradan duyuluyor. Bir ayetle alakalı yanlış ya da ters ya da uç sivri bir yorum yaptığı zaman her taraftan duyuluyor. O anlamda söylüyorum. Kıssaların gerçekliğini tartışan kimi insanlar var, kimi ilim, sözüm ona bilim adamları var. Kıssaların gerçekliği. Yani bunlar hepsi temsili bir anlatımdır. Varsayalım ki şöyle anlamında anlatılan olaylar mıdır? İşte Kur'an-ı Kerim'in bu ve benzeri ifadeleri bunun tamamen gerçek olduğunu, sadece temsili bir anlatım olmadığını anlatır. Kur'an'da bütün kıssalar mı? Zaten temsili anlatım olduğuna dair ipuçları varsa buna dair zaten belli kelimeler vardır. Temsili bir anlatım. Mesela denilecek şeyler. Darb-ı mesel dediğimiz olaylar anlatılır mı? Anlatılır Kur'an'da. Ama peygamberlerle alakalı, kavimleriyle alakalı yaşandığı haber verilen olaylar, olayların ta kendisidir, temsili bir anlatım değildir. Onunla alakalı birkaç hususu da birkaç ayetle hatırlatayım. Mesela Ali İmran suresinde Meryem'le alakalı, Zekeriya'yla alakalı konular anlatılırken Allah Teala aynı şekilde der ki ذَٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِهِ اِلَيْكَ Bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَامُهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ Hangimiz Meryem'in bakımını üstleneceğiz diye kura çekerlerken sen orada değildin. Ne bu? Olay müşahhas, somut. Hangimiz Meryem'in bakımını üstleneceğiz diye kura çekmeye çalışırken, yarışırken sen orada değildin. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ Bu konuyu tartışırken yok ben bakacağım, yok ben bakacağım dedikleri zaman da sen orada değildin. Ne o? Farazi bir olay mıdır? Farazi bir olayda böyle denir mi? Sen orada değildin denir mi? Temsili bir anlatımsa çeker gider, bunu anlatmaya gerek yok. Gerçek olduğunun ifadelerinden bir tanesi Ali İmran 44. ayet. Ashab-ı Kehf'i anlatırken 13. ayet-i kerimede diyor ki onlardan bahsederken daha cümlelerin başında نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاهُمْ بِالْحَقِّ Biz sana onların haberlerini bil hak, bir amaç için anlatıyoruz. Bir hakikat için anlatıyoruz. İnnehum fityetun, onlar genç bir gruptu. Âmenu bi rabbihim ve zidnâhum hudâ. Rablerine iman etmişlerdi ve biz hidayetlerini arttırmıştık. Genç bir gruptu. Kıssalarını sana bir amaç için, bir hakikat için anlatıyoruz der Allah Teala. Yine Ashab-ı Kehf'in mağara içerisindeki durumlarını anlatırken de der ki وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ Onlar uyurlarken sen onları uyanık zannediyordun. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ Onları sen uyanık zannediyordun. Oysa yatıyorlardı. Onları biz sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri mağaranın önünde ayaklarını uzatmış bekliyordu. Devamında diyor ki لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا Eğer sen onları fark etseydin var ya, o mağaranın içerisindeki o tablolarını, görüntülerini fark etseydin eğer, onlardan kaçardın, onlardan dolayı içine bir korku dolardı. Temsili bir anlatım olabilir mi? Bu yönüyle kıssaların gerçekliğini boşuna anlatmıyorum bunu çünkü
bu yüzyılın, daha doğrusu geçmiş yüzyılın ortalarında, ortalarını 1950'lerden sonra Mısır'da bunu dile getiren kimi? Sözüm ona, alimler oldu. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssalar temsili anlatımdır, sembolik anlatımdır, gerçek hayattan kesitler değildir iddiasını dile getiren birisi vardı. Sonra o mezhebi devam ettiren, o meşrebi devam ettiren nice insanlar da türedi dünyanın değişik yerlerinde. Onun için Kur'an bu ayetleri bunun hakikat olduğunu anlatan çok net ifadelerdir. Ayet 103. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ Sen ne kadar onların iman etmesi için çalışsan da, uğraşsan da onların çoğu iman etmeyecektir. Sen ne kadar o insanların iman etmesi için hırslansan, çaba sarf etsen de onlar asla ve asla iman etmeyecekler. Bu ne anlatır? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı teselli babından bir cümledir. Çünkü insanların iman etmemeleri, Allah Resulü'nün davet konusunda bütün çilelere katlanmış olmasına rağmen iman etmemelerinden dolayı Allah Resulü kendisini helak ediyordu. Allah Resulü kendisini helak ediyordu. Neden? Bu kadar anlatıyorum. Ben doğruyum. Söylediklerim doğru. Allah destekli bir din, bir davet yapıyorum, bir anlatım yapıyorum. Buna rağmen bu insanların iman etmemeleri gerçekten garip diye kendini helak ettiğini zaman zaman ayet-i kerimeler haber veriyor. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ اَسَفًا Neredeyse sen, onlar senin söylediğin bu söze inanmıyorlar diye üzüntüden kendini helak edeceksin. Allah Resulü'nü, bakın gizli kalan bir şey değil bu. Allah Resulü'nün bu durumunu, bu tavrını gizlemiyor Allah Teala. Neredeyse kendini helak edecektin. Yıpranıyor, insanlar dinlemiyor diye. Kehf suresi 6. ayette böyle, Şuara 3. ayette hakeza böyle. İnsanlar iman etmiyor da neredeyse kendini helak edeceksin. Bu kadar değer mi? Allah Resulü bu ayetlerle eğer teselli edilmeseydi kendisini ciddi sorumlu tutuyordu çünkü. Ben anlatıyorsam sonuç almalıyım diye düşünüyordu. Anlatıyorsam sonuç almalıyım. Sonuç almıyorsam o zaman bu iş problemlidir. Bundan dolayı kendini helak ediyordu. Allah Teala dedi ki sen ne kadar çabalasan da insanlar iman etmeyecekse eğer seninle alakalı bir sorun değil, iman etmeyecekler. Ne kadar uğraşırsan uğraş, insanların çoğu da inkarcı kalacaktır. Bakın iki ayet sonra da insanların çoğunun imanı tanımlanırken diyecek ya Allah Teala, insanların çoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmez. Nereye koyacaksınız bunu? Yani Allah Resulü bir taraftan toparlamaya çalışıyor, iman etsinler diye çırpınıyor, yırtınıyor, kendini helak edecek noktaya getiriyor. Allah Teala diyor ki bir dakika, burası senin alanın değil. Sen anlat, görevin burada biter. Sonuç almak senin işin değildir. Bunun için de yıpranmaya gerek yok. Ben böyle anladım. Allah Teala diyor ki kafanızı yormayın. Davetinizi yapın. Dürüstçe davet yapın. Müslümanca bir iş yapın. Sonuç almasanız problem değil. Cennete de müşteri lazım, cehenneme de. Bunu düşünmediğiniz zaman var ya patlarsınız. Niye bu kadar uğraşıyorum olmadı? E olmadı, ne yapalım ya? Peygamberler Allah tarafından niye bize anlatılır? Düşünebiliyor musunuz? Allah destekli, vahyin inmeye başladığı, devam ettiği bir süreçte peygamberler var, ümmeti yok. Yani Allah Allah, bunlar ne yaptılar? Yaptılar ama sonuç yok. Lut Aleyhisselam'ın kavmini helake gelirken melekler ya da Allah onları helak ederken Zariyat suresindeki ifadeyle bir evin dışında içinde Müslüman olan ev yok. Bir tane ev var içinde Müslüman, o kadar. Başka da hiç ev yok. Lut başarısız mı oldu? O anlamda aleyhissalatü vesselam da bu ayetler, bu kurallar, yol haritasını belirleyen bu ilkeler gelmeden önce kendini helak ediyordu. Rahat edelim anlamda söylemiyorum. Yine düşünelim, yine kaygılanalım, yine rahatsız olalım. Fakat bilelim ki yolunu belirleyen insanlar var ise eğer, senin çabalarınla bu Müslüman olmayacaksa eğer, senin sorunun değil. Anlattın mı sen, mesele bitmiştir. Ne yaparsan yap. Onun için sen ne kadar uğraşsan da
onların çoğu iman etmeyecekler. Fakat burada önemli bir ilkeyi tekrar tekrar, Kur'an-ı Kerim'de tekrar tekrar geçen bir ilkeyi 104. ayette yeniden yerleştirdi. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ Sen tebliğ görevine karşılık, yaptığın davet işine karşılık onlardan hiçbir ücret de istemiyordun. Öyle bir beklentin de yoktu. Şunu da bilsinler ki bu Kur'an sadece bir hatırlatmadır. Kimin için? Lil alemin. Bütün alemler için. Bütün insanlık için. Kur'an sadece bir hatırlatmadır. Sonuç alma kitabı değildir. Bu cümlelerin geçtiği Kur'an ayetlerinin tamamı böyledir. Kur'an bir hatırlatmadır. Sihirli bir çubuk değildir. Yola getiren bir kitap değildir. İnsanları zorla yola sokan bir kitap özelliği yok Kur'an'ın. Yok. Sadece hatırlatır. Bunu yaparsanız şu var, şunu yaparsanız şu var der. Onlara iki tane yolu öğretir. Allah ki yaratıcı olduğu halde فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ der. Dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Özgürlüğünü Allah veriyor. Siz bilirsiniz diyor. Problem değil ki. Onun için bu 104. ayet bir mazereti istisna kılıyor. Lütfen dikkat. Bir mazeret istisnasıdır. Sen onlardan ücret istemiyorsun. Bu ne demek biliyor musunuz? Eğer sen onlardan ücret istemiş olsaydın, bir beklentiyle bunu yapmış olsaydın eğer, onlar da bundan dolayı eğer reddetselerdi, seni dinlemeselerdi, onu anlarım. Tamam yani hakikaten sen kendini helak etmekte haklısın. Bu ücret konusu, dikkat edin Şuara suresinde, Nuh, Hud, Lut, Salih, Şuayb, beş tane peygamberin her birisinin ağzından ayrı ayrı birer cümle halinde وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ der. Beş kez her bir peygamber için ayrı ayrı beş kez tekrar eder. Ben sizden bir ücret istemiyorum. Kur'an-ı Kerim'in genel yapısında, tevhid mücadelesinde, davet konusunda merkezi noktada yer alan bir konudur bu. Yapılan işi ücrete tahvil etmek. Ücret dediysek nakit para anlamında anlamayın. Bu bir karşılık, bu bir şöhret olabilir, bu bir itibar olabilir. Bu anlatılan dinin karşılığında insanlardan saygı ve hürmet beklemek de olabilir. Bu da çıkardır, bu da menfaattir. Bu çıkar beklentisi, bu menfaat beklentisi, evet, davet konusunda samimiyete gölge düşüren bir unsurdur. Eğer bu varsa, ücret beklentisi varsa, köşe dönme beklentisi varsa, Allah'ın dinini yaymanın dışında herhangi bir beklenti varsa, o zaman şu üç şeyden birisini normal karşılamamız lazım. Bir, davetin reddedilmesi için bir mazerettir bu. Beklenti varsa, davetin reddedilebilirliğini Allah Teala söyler. Daveti reddetmeleri normaldir. İki, davetin reddedilmesi, hedefine ulaşmaması ve de bereketsiz olması, bereketi matematiksel olarak söylemiyorum, bereketsiz olması, yapıyorsunuz, çatıyorsunuz, bir numara yok, hiçbir şey çıkmıyor. Bereketsiz olmasının temelinde de bu var. Bir karşılık beklentisiyle. Bu varsa bu da normaldir. Üçüncüsü de böyle bir beklentiyle iş yapanların peşinden gidilmez. Gidilmediğini Yasin suresinden öğreniyoruz. O üç elçiyle Allah Teala'nın dinini kendi beldelerine yaymaya çalışan o üç elçiye yönelik suikast teşebbüsü, öldürme teşebbüsünü engellemek üzere şehrin varoşlarından koşup gelen bir adamdan bahseder. Gelir ve öldürülmek üzereyken elçiler kendi hayatını ortaya kor ve der ki اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ Orada da aynı konu gündeme gelir. Gerçekten dikkat çekici. Başka hiçbir özellik yok. İki tane özellik. Bunların niye peşine gitmiyorsunuz? Bunlar sizden ücret istemiyorlar. Ve bunlar mühtedun, dürüstler. Yani söyledikleri dini kendileri yaşıyor. Bu dini yaşama ve yaşatma anlatma konusunda bir beklentileri de yok sizden. Bu iki özellik varsa bunların peşinden gitmelisiniz. Tersini alırsanız bir insanın peşinden gitmemek için iki mazeret var. Bir,
Adam sahtekardır. Söyledikleriyle yaşadıkları farklı. Onun peşinden gidilmez kardeşler. Anlatır ayrı bir konu. Bir tabi olma noktasında diyorum. Peşinden gidilmeyecek insandır bu. Sözü ayrı, davranışları ayrıysa. İki, bir insanın işleri beklentiyle karşılık bulmak adına, o karşılığın çerçevesini genişlettim lütfen dikkat. Şöhret, ün, itibar, saygı vesaire. Bu beklentiyle yapıyorsa bu insanın da peşinden gidilmez din adına diyorum. Bu bir mazerettir. Onun için Mekki surelerde daha ilk dönemlerden itibaren peygamber köşeyi dönme beklentisiyle nitelendirilmiş. Yani senin niyetin acaba kısa yoldan köşeyi dönmek mi? Rant sağlamak mı? Kimsenin yapmadığını ben yapayım, bu işe ilkin ben soyunayım, erken davranayım düşüncesi mi? Mekke'lerin itiraz noktalarından birisi bu olunca Kalem suresi, ikinci sure, Kalem suresi, sonraki dönemlerde inen Tur suresi 40. ayette aynı cümleler. Em tes'eluhum ecran fehum min mağramin muhtalun. Onların sana itiraz etmelerinin nedeni ne? Yoksa onların belini büken bir haraç mı istiyorsun? Eğer böyleyse zaten normaldir. Onların belini büken, onları yük altına sokan bir karşılık mı istiyorsun ki onlar reddediyorlar? Eğer böyleyse normal, karşılanan bir olaydır. Onun için din konusunda, başka konular demiyorum. Başka konular pazarla da tabi olabilir. Problem değil. Ama din konusunda, din adına söz söyleme pozisyonda olanlar bu işi yaparken köşeyi dönme, itibar görme, şöhret elde etme, tanınmış olma vesaire vesaire farklı statüde değerlendirme beklentilerinin tamamı ücrettir bunun mukabili ve davayı ve daveti bereketsiz hale getiren şeylerdir. Onun için Yusuf suresinin sonunda da seni dinlememelerinin, senin bütün anlatmalarına rağmen iman etmemelerinin nedeni eğer buysa bunu anlarım ama sen bunu da yapmıyorsun, ücret de talep etmiyorsun. Buna rağmen hala iman etmiyorlar. Tamam mesele bitmiştir der. Ayet 105. وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ Göklerde ve yerde Allah'ın kudretinin göstergesi, Allah'ın birliğinin göstergesi olan nice ayetler, ayet diyor Allah Teala, deliller, işaretler vardır. Fakat insanlar bu delilleri görürler ama aldırmadan geçip giderler. Görmek ayrıdır, görmek ayrıdır, tefekkür ayrıdır. Ayet görülüyor herkes tarafından. Ama Allah Teala bu görmeyi görme saymıyor. Tefekküre konu olmadıktan sonra ayetlerin bir anlamı yok. Bütün ayetler için geçerli. Bakın Kur'an'ın okunan ayetlerine de ayet diyor Kur'an. Kainata serpiştirilen ayetlere de ayet diyor. Her ikisinin ortak noktaları var. Her ikisinin ortak noktaları. Mesela nedir? Her ikisinin ortak noktası şu. Okunan ayetler de yani tilavet edilen metlu ayetler dediğimiz, okunan ayetler ya da okunduğu zaman işitilen ayetler, hangisini derseniz deyin, metlu ayetler ile meşhud ayetler, gözlemlenen kainatta serpiştirilen, etrafımızı kuşatan görsel ayetler, her iki ayet grubu da ortak bir noktada buluşur. Nedir o? İkisi de bilmek yetmez. Ya? Bu ikisinin bilinmesiyle birlikte Allah'a götürmeli. Hem okunan ayetler hem de kainat ayetleri. İkisinin ortak noktası. Bakın ayeti bilen nice insanlar vardır. Kur'an'ı bilmek Müslüman olmak için yeter miydi? Ne münasebet. O açıdan okunan ayetler Allah'a götürdüğü zaman ayettir. Aynı şey. Kainattaki ayetler de öyledir. O ayetler varlığıyla problem değil ya da sorun olmuyor ki. O var olan ayetleri ben göreceğim. Gördükten sonra tefekkür konusu yapacağım. Yani bunu beni Allah'a ulaştıran bir araç kılacağım. Bana Allah'ı hatırlatacak bunlar. Tıpkı okunan ayetlerin hatırlattığı gibi. Değilse ayet yerinde durur. Ve ikinci özellik tefekküre konu olması lazım. Görmek bir şey ifade etmez. Nice ayet okuyanlar vardır. Nice Kur'an okuyanlar vardır. Sadece okur. Ne faydası var? Hiç. Okumuş olmakla okumamış olmak arasında bir fark yok. Aynı şey kainat ayetleri için de geçerlidir.
Güneş her gün doğar batar. Geceler her yıl belli zamanlarda uzar ve kısalır. İbret. Bunu Allah'a bağladığınız zaman ayet ayet yerini bulur. Yoksa zaten her zaman geçip gidiyor. Onun için de Nemrut'a gitmeye gerek yok güneşi bilmek için. Değil mi? Ya da yağmur, ya da su, ya da bir takım şeyleri bilmek için meteorolojide çalışmak gerekmiyor. Biyolog olmak gerekmiyor ya da tıpçı olmak gerekmiyor insanın yaratılışının harikuladeni anlamak için. Bunlar insanın her zaman görebileceği şeydir. Dolayısıyla bunlar özellikle insanların her zaman görebileceği basit bir gözlemle bile sonuca ulaşabileceği konulardan bahsediyor. Bunları göremeyen bir insan, etrafını kuşatan ayetleri göremeyen, bu ayetlerle Allah'ı bulamayan, ya bu kainat bu kadar tesadüf olmaz diyemeyen bir insan Allah'ın okunan ayetlerine nasıl iman eder ki? İman etme gerçekten zor. Onun için de Allah Teala imanın bir boyutunu anlatır. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ İnsanların çoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmez. İnsanların çoğu Allah'a şirk koşmadan Allah'a iman etmez. Kimden bahsediyor? Belli bir kesimden mi? Yok. İnsanların çoğunluğunun iman biçimini, Allah'a inanma biçimini anlatan çok gerçekten dramatik Müslümanlar için ya da Müslüman olduğunu düşünenler için ya da Müslüman olduğunu zannettiğimiz kimseler için gerçekten dramatik bir konu. İman ettiklerini zannederler ama insanların çoğu, tenzih ediyorum sizi, Müslüman olduğunu iddia eden, Müslüman gördüklerini tenzih ediyorum ama bir vakıa bu. Allah'a imanla birlikte bir şirk anlayışını Allah Teala burada yeniden gündeme getiriyor. Bakın, kurtuluş vesilesi olan tek iman şekli şirk koşmadan Allah'a imandır. İman iki nokta üst üste diye bir tarif yapsak, Allah'ın varlığını kabul etmek, Allah'ın varlığına iman demek, imanı böyle tarif etmek gerçekten ne kadar doğru? Allah'ın varlığına iman, iman mıdır? Ya da şöyle sorsam, bir insanın Müslüman olabilmesi için Allah'ın varlığını kabul etmesi yetiyor mu ki? Eğer öyleyse, iblis de iyi bir Müslümandır. Hem de Allah'la diyalog halinde. Hem de sen beni ateşten yarattın diyen bir iblis. Hem de alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyen iblis. Hem de insanların diriltilecekleri güne kadar benim ömrümü ertele, bana ecel süre ver diyen iblis. Problem ne? Allah'ın varlığına iman etmek adamı mümin yapmaz kardeşlerim. Bu gibi ayetleri okumadığımız sürece imanımızı sorgulama imkanı yok. Sorgulamak da gerekiyor mu? Tabii ki. Ben başkasını değil, siz de beni değil, ben de sizi değil. Kimse kimseyi de değil. Benim cümleme dikkat edin lütfen. Herkes kendi imanını sorgulamak zorunda. Bu sorgulamayı sağlayan şey de Allah'ın kitabıdır. Başka bir sorgulama aracı yoktur. İmanı, iman mıdır, değil midir, sağlam mıdır, çürük müdür, razı mıdır Allah, değil midir? Bunun kriteri Allah'ta var, kitapta var. Dışarıda olmaz. Onun için iman etmek demek, Allah'ın varlığını kabul etmek demek değildir. Böyle bir iman tanımı yok kardeşim. İman demek, şirk koşmadan Allah'a iman demektir. Şirksiz, ortaksız bir iman. En'am suresinde İbrahim aleyhisselam putperestlerle mücadelesi uzun bir şekilde anlatıldıktan sonra 81. ayete gelir der ki, siz benim Rabbim olan Allah'tan korkmazken ben nasıl olur da sizin putlarınızdan korkarım ya? Hayret bir şey diyor. Siz benim Rabbim olan Allah'tan korkmayacaksınız. Benim sizin putlarınızdan korkmamı bekliyorsunuz. Nasıl olur, olabilir böyle bir şey? Arkasından diyor ki, فَاَيُّ الْفَر۪يقَيْنَ حَقُّ بِالْاَمْنِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Biliyorsanız söyleyin. İki gruptan hangisi güvendedir? Allah'a iman edip sadece ondan korkan mı? Yoksa putlardan korkan hangisi daha güvendedir? Dedikten sonra اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ
iman edip imanlarına zulüm karıştırmayanlar. Bunlardır emin olanlar. İman edip imanlarına zulüm karıştırmayanlar var ya, işte güvende olan bunlardır. Ulaike lehumul emn ve hum muhtedun. Hidayet ehli de bunlardır. Güven içerisinde olan da bunlardır. Bu ayet ilk indiği dönemde sahabe ilk defa kulaklarına girdiği zaman bu ayet var ya, uykuları gelmedi. Uyuyamadılar. Herkes şunu sorguladı. Hangimiz zulmetmiyor ki? Hangimiz zulüm karıştırmıyor ki? Bu ayette imanlarına zulüm karıştırmayanlar cümlesini duyunca her birimiz haksızlık yapıyor, eyvah iman miman kalmadı diye düşündüler. Allah Resulüne gittiler, dedi ki ya Resulallah, böyle bir ayet indi, perişan olduk, ne o? Bu Allah Resulü onlara Lokman suresinden bir ayetle bir tanım getirdi. Rahatlattı mı onları yoksa gevşetti mi? Gevşetmedi. Ama doğru bir bilgi verdi. Dedi ki inne şirke le zulmün azim. Lokman'ın ağzından bunu söyledi Allah Resulü. Şirk en büyük zulümdür. İmanlarına zulüm karıştırmayanlar ne demekmiş? İmanlarına şirk bulaştırmayanlar. İmanlarına şirk bulaştırmayanlar. Hani 27 Recep gecesi Miraç gecesidir. Değil mi? Allah Resulü'nün Allah tarafından misafir edilmesiyle alakalı bir sürecin adıdır. Kutlama adı değil. O geceyle alakalı söylenen bir cümle var. Denir ki, şirk koşmadan ölenlerin cennete gireceğine dair bir hediye. Hatırladık değil mi? Üç hediyeden birisi. Yani Amener Resul diye başlayan Bakara'nın son iki ayeti, beş vakit namaz ve bir de bu müjde. Hangi müjde? Şirk koşmadan ölenlerin cennete gireceği garantisi. Peki o ne? Şirk koşmadan iman etmek ne? Puta tapmadan mı? Biraz onun üzerinde durmam lazım. Belki de yani tesadüfe inanmam, hep tevafuktur. Konu geldi. Miraç'la alakalı hediyenin, şirkten kurtulan, şirksiz iman edenin cennete gireceği şeklinde hediyenin anlatıldı bir bölümde Allah Teala getirdi. Yusuf suresi 106. ayetini koydu. Öyle bir kurgulamam yok. Öyle bir marifetim de olmaz zaten. Öyle bir becerim de yok. Ama böyle denk geldi sadece. Demek bu gece anlatmamız gerekiyormuş. Şirksiz iman. Eğer bu konu bir bütün halinde, Kur'an çerçevesinde anlamak istiyorsak birkaç dakikayı buna ayırmamız lazım. Bakın, şirksiz iman dediğimiz ne? Şirk ne? Şirk. Puta tapmak diyorsanız öyle bir tanım yok. Şirk inkar değildir kardeşler. Şirkte inkar yok. Şirkte puta tapmak da sadece şirkin temel unsuru değil. Allah'a ait bir özelliği başkasına vermek. Başkası dediğim kim? Bu insan olabilir. Bu bir aziz olabilir. Bu bir Müslüman da olabilir. Hatta bu bir peygamber de olabilir. Anlatabiliyor muyum? Allah'a ait bir özelliği bir başkasına vermek. Bazen bu eşya da olabilir. Hatta bazen bu soyut bir varlık da olabilir. Varlık. اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ وَهَا İlahını hevası edinen, hevasını ilah edinen, iki çeviri. İlahını hevası edinen, hevasını ilah edinen kişi. Heva. Arzu ve istek. Kafama göre takılıyorum cümlesi var ya bu işte. Şirk budur. Allah'a ait olması gereken bir yetkiyi bir başkasına veriyorsun. Şirk bu. Yaratılış konusuyla alakalı değil. Anlatabiliyor muyum? Yaratmayla alakalı değil şirk. Hayat vermeyle alakalı değil, böyle bir şirk anlayışı yok. Öldürmeyle alakalı bir şirk anlayışı yok. Şirkin etkin olduğu alan fayda sağlama, zarardan uzaklaştırma, dua ve şefaat gibi konulardır. Şirk bu konularda geçerlidir. Yaratmanın şirkle alakası yok. Öldürme ve hayat vermenin alakası yok şirkle. Şirk bu değildir. Bu ayrı bir konu. O yüzden şirkin etkili olduğu alan daha çok fayda ve zarar verme konusudur. Şirk budur ve puta tapma da değildir. Sadece. İnsanlar
Şirk koştukları halde bunu şirk olarak görmeyebilirler. Görmezler de nitekim. En büyük müşrik toplumu olarak Mekke toplumu kim kendisini müşrik olarak nitelendiriyordu? Hiçbirisi. Allah onları müşrikle nitelendirdi. Buna şirk diyen Allah'tır. Mesela Allah onların ağzından bunu aktarıyor. مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ Zümer 3. ayet kerimede. Biz bunlara niye kulluk yapıyoruz? Bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye. Bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk yapıyoruz. Allah merkezdedir şirkte. Şirkte Allah merkezdedir. Merkezde Allah değilse bunun adına şirk denmez. Allah'a yaklaştırsınlar diye. Allahsız bir şirk yok. Kıyamet gününde de aynı şekilde bu itiraz edilecek bir konu. Diyecek ki mesela Rabbena ma kunna müşrikin. Vallahi Rabbina ma kunna müşrikin. Allah Teala onlara sorgulayacak onları. Hani nerede ortaklarınız diyecek. En'am suresi 22-23. ayet-i kerimede. Nerede ortaklarınız, nerede o şerikleriniz diye sordukları zaman onlar ne diyecek biliyor musunuz? Vallahi Rabbina ma kunna müşrikin. Vallahi billahi Rabbimiz biz müşrik değildik. Allah mı yalan söylüyor haşa? Allah mı tanım karıştırdı acaba? İnsanlar kendilerini şirk diye nitelendirmezler zaten. Problem o değil. Şeytana itaat şirk midir? Bakın Allah diyor ki En'am suresi 121 وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ Allah'ın adının anılmadığı şeyleri yemeyin. وَاِنَّهُ لَفِسْقٌ O fasıklıktır. وَاِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ اِلَى اُولِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ Şeytanlar kendi velilerine sizinle tartışsınlar diye ilham ederler, vahyederler. وَاِنْ اَطَعْتُمُوهُمْ وَاِنْ اَطَعْتُمُوهُمْ Onlara iman ederseniz değil, onlara itaat ederseniz eğer اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Cümleye dikkat edin. اِنَّكُمْ zaten tekit edatıdır. لَمُشْرِكُنْدَكِ لَا ikinci bir pekiştirme edatıdır. Kesinlikle siz müşriksiniz diyor. Neye bağladı? وَاِنْ اَطَعْتُمُوهُمْ Eğer şeytan yeme içme konusuyla alakalı bir ayet bu bağlamda gelen bir ayet 121 En'am eğer bu konuda onlara itaat ederseniz siz müşriksiniz. Devamında şeytanın kıyamet günü dört köşe olduğu bir tablo. Kıyamet gününde Allah Teala şeytanı da söz hakkı verecek. İnsanlar faturayı şeytana kesecekler. Şeytan bizi saptırdı. Şeytan olmasa biz hidayette olacaktık diyenlere Allah Teala haber veriyor İbrahim 22'de. Şeytana mikrofonu veriyor Allah Teala. Konuş diyor. Bunlar seni suçluyorlar. Hadi söyle. Şeytanların tamamı bu. Cin şeytanları değil sadece. Nedir biliyor musunuz? İş bittiği zaman şeytan diyecek ki Allah size gerçeği vaat etti. Ben de size bir takım vaatlerde bulundum ama sizi kandırdım. Benim sizin üzerinize bir gücüm yok. Sizin de sadece yaptığınız iş ben sizi davet edince peşime düştünüz. Sizi zorla getirmedim. Sadece davet ettim, davetime icabet ettiniz. Başka bir şey yok. Bugün ne siz beni kurtarabilirsiniz ne ben sizi kurtarabilirim. Arkasından diyor ki şeytanlar inni kefertu bima eşrektumuni min qabl. Daha önce beni Allah'a eş tuttuğunuz ben reddetmiştim. Düşünün bak şimdi cümleye bakın. Sizin beni Allah'a ortak koşmanızı ben reddetmiştim. Şeytan bile ben vurun dedim siz öldürdünüz diyor ya. Ben bu kadar beklemiyordum ya. Tabii. Siz beni Allah'a şirk koştunuz. Ben bunu kabul etmiyordum. Adamcağız dobra dobra söylüyor. Adam yani cincağız diyelim. Aynen öyle. Yani ben sizin beni Allah'a şirk koşmanızı kabul etmemiştim. Siz kalktınız beni Allah'a ortak tuttunuz. Şirk bu. Çocuklarını Allah'a ortak koşan anne babalar. O nasıl? Rabbimiz. Çocuk bekliyorlar anne baba. Araf 189. Rabbimiz. لَاِنْ اَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِر۪ينَ Eğer bize bir çocuk verirsen, bir salih çocuk verirsen, el ayağı düzgün, sağlıklı bir çocuk verirsen, söz veriyoruz gerçekten sana şükredeceğiz. Kim diyor bunu? Anne baba adayı olmak üzere olan kadın ve erkek. 190. ayete geçiyor şimdi. فَلَمَّا اَتَاهُمَا صَالِحًا
Ne zaman Allah onlara salih çocuk verdi? Ce'ala lehu şuraka fî mâ atâhuma. Allah'ın onlara verdiği bu çocuğu Allah'a ortak koştular. Çocuğuna tapınan anne baba gördünüz mü hiç ya? Yok böyle bir şey zaten. Allah bundan bahsetmiyor. Tapınma değil dememin nedeni bu. Tapınma değil. Allah'ın söz sahibi olması gereken yerde çocuklarını söz sahibi kılan anne babaların egemen olduğu bir dünyada yaşıyoruz şimdi, değil mi? Allah Resulü bunu kıyametin alameti olarak boşuna aktarmadı. Ne demişti ötelerden? Ne zaman ki anne babalarına köle cariye muamelesi yapan çocuklar görürseniz kıyameti bekleyin. Anne babalar çocuklarının kölesi oluyor. Çocuklar anne babalarına değil, anne babalar çocuklarına hizmetkar. Bunu gördüğünüz zaman bilin ki kıyamet yakındır. Toplumsal kıyamet. Sosyal yapı bozulmuştur artık. Kim kimin hizmetinde? Ce'ala lehu şuraka fîmâ atâhumâ. Çocuklarını Allah'a ortak koştular. Allah'a vermeleri gereken değeri çocuklarına, Allah'ın konulması gereken yere çocuklarını koydular. Tapınma değil ki bu. Şirk. Kendi gücüne ve imkanlarına güvenmek de şirktir. Kehf suresinde Allah Teala bahçe sahibi iki arkadaşı anlatır. Varlıklı, imkan sahibi olan, yani her şeyi olan bir insandan bahseder. Öbür tarafta mümin, muvahhid bir insan, bir arkadaş ona tavsiyelerde bunu. Yapma, etme, eyleme, vazgeç, kibirlenme, böbürlenme, güvenme kendine der. Olayı anlatır anlatır arkasından bahçe tamamen tarumar olur. Bir felaketle, bir helakle. Allah'ın bir azabıyla asbaha yukallibu keffeyi. Avuçlarını ovuşturur diyor Allah Teala. Kehf 42. Niye? Alâ mâ enfaka fîhâ. Geçirdiği şeylerden dolayı. Treni kaçırdı çünkü avucunu ovuşturuyor. Ve hiye hâviyetun alâ uruşâ. Telsiz olmuş. Allah bullak olmuş bahçe. Ve yekûl. Onun bir cümlesini aktarıyor. Çok ilginçtir. Bir cümle. Ya leyteni lem üşrik bi rabbi ehada. Keşke hiç kimseye Rabbime şirk koşmasaydım. Bunu söyleyen bu adam 41, 40, 39, 38, 37, 36. ayetlerde kendi malına, gücüne, parasına güvenen, bu varsa her şey tamamdır, gerisi problem değil diyen bir insan helakle yüze kaldığı zaman onun cümlesini aktarır. Keşke hiç kimseyi Rabbime şirk koşmasaydım. Şirk koştuğundan da bahsetmiyor aslında. Nedir? Güce güvenme. Güce tapınma yani. Şirk olduğu zaman insanlar kendi çocuklarını bile öldürmekten zevk alır hale gelirler. Çocuklarını öldürmekten zevk alır hale gelirler. Şirk böyle bir şeydir. En'am 137 bunu anlatır. كَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُهُمْ Ortakları, Allah'a ortak koştukları ortakları onlara kendi çocuklarını öldürmeyi güzel gösteriyor. Süslü. Ben sen ibadet ettiğimiz zaman Allah'a kulluk yapmanın rahatını, zevkini yaşıyoruz ya. Adam çocuğunu putlarına, ortaklarına feda ettiği zaman bunun zevkinden dört köşe oluyor. Anlatabiliyor muyum? Hani sen annen, baban, kardeşin, sevgin vefat edince güzel bir cenaze teşhii yapıyorsun, defnediyorsun güzel bir şekilde. Bundan zevk alıyorsun değil mi? Cesedi dağdan yuvarlamıyorsun, atmıyorsun değil mi? Sen bundan zevk alırken Tibetli Budistler de ne yapıyor? Cesetlerini akbabalara yedirmek için götürüp tepelere koyuyorlar. Akbabalar yarım saat içerisinde cesedi tarumar ediyorlar. Onlar da ondan zevk alıyor. İsraf olmasın toprağa. Niye böceklere veriyoruz? Akbabalar yüksekten uçar, bizimkiler ruhlar yüksekte olsun diye. O da öyle bir zevk. Ben şey yapmıyorum, rol yapmıyorum. Aynen böyledir. İnançtır bu. İnanç. Adam babasını, en sevdiğini getirip beze sarıyor, çaputa sarıyor. Altına odunları koyuyor. Sen mangal yaparken yapıyorsun. O babasının üstüne koyuyor. Zevk alıyor. Şirk. Bunu zevkli hale getirir. Şirk böyle korkunç bir şey. İşin bir tarafı bu. Aleyhissalatü vesselamın konuyla alakalı söyledikleri de çok daha ürkütücü. Sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir der. Eşşirkül asgar. Hadiste böyle geçer. Ashab-ı kiram dehşete kapılır der ki küçük şirk nedir ya Resulallah? Allah Resulü der ki riyadır. Riya. Öyle ki Allah kıyamet günü insanların amellerinin karşılığı verilirken şöyle diyecek. Kendileri için amel işlediklerinizin yanına gidin, sizin karşılığınızı onlar versin.
kimin için yaptıysanız. Allah muhafaza. Allah insanları kıyamet günü topladığında birisi şöyle seslenecek görevli. Kim Allah için yaptığı bir işe başkasını ortak yapmış ise karşılığını Allah'ın dışındaki ortak koştuğu kimseden istesin, Allah'tan istemesin. Ve gizli şirkin bir şekli. Şirk nereye kadar varıyor? Anladınız mı demek istediğimi az önce söylediğim? Şirk koşmadan Allah'a iman eden cennettedir garantisi. İşi zorlaştırdığımı zannetmeyin. Doğru anlamaya çalışın. Yarın şok geçirmeyelim diye. İnsanlar bu inançlarını sorgulamak zorunda. Gizli şirkin bir şekli. Allah Resulü diyor. Bir kimsenin namaza durup da gördüğü bir başka adamın kendisine bakmasından dolayı namazını güzelleştirmesidir. Namazı güzelleştirme şirk. Maazallah. Şirk. Başkasına göre namaz pozisyonu alıyorsunuz. Tabi'in alimlerinden, zahitlerinden Fuday bin İyaz. Riya diyor. Bu hadislerden hareketle çok doğru bir tespit. Biz riyayı farklı bir noktaya getirdik. Bakın nedir ilk dönemde riya tarifi. Riya, insanların hatırı için ameli terk etmektir. Şirk ise insanların hatırı için amel işlemektir. İhlas ise Allah'ın her ikisinden de seni korumasıdır. Ne insanlar için terk eden ne de insanlar için amel işleyen, ikisi de problemdir. Biri riya, öbürü şirk. Alın birini vurun, vurun ötekine. İnsanların hatırı için ameli terk etmek. İnsanların hatırı için amel işlemek. Birincisi riya, ikincisi şirk. Garip bir tarif. Belki bu konuyla alakalı bütün tanımları alt üst eden bir tariftir. Katılıyorum. Ama Kur'an'ın ve sünnetin merkezinde bir tariftir. Bunu söyleyeyim. İnsanlar dedi diye amel terk etmektir riya. Mesela şöyle de anlayabilirsiniz. Bir kötülükten vazgeçecektiniz. Allah dedi diye değil de insanlar ayıpladığı için vazgeçtiniz. Mesela riya. Allah dedi diye değil. Doktor dedi diye, insanlar dedi diye, toplum kınıyor diye kötülüğü işlemekten vazgeçmek, ameli terk etmek insanlar için riya. Şirk ise bir ameli insan için. Dediler diye infak edeceğim. Dediler diye koşturacağım. Dediler diye bir yapacağım. Yani türbün Müslümanlığı. Vitrin Müslümanlığı. Bu şirkin bir şeklidir. Allah muhafaza. Şirkten sakının diyor Allah Resulü. Çünkü şirk karıncanın hareketinden daha gizlidir. Ne ses var ne görebilirsiniz karanlıkta. O zaman nasıl korunacağız, nasıl sakınacağız ya Resulallah dediler ashab-ı kiram. İyi ki de sormuşlar ama bilmemiz gerekir bakın. Şöyle deyin dedi Allah Resulü. Allahümme inni a'udu bike min en nüşrike bike şeyen na'lemuh ve nestağfiruke lima la na'lem. Allah'ım bilmediğimiz bir şeyi sana şirk koşmaktan sana sığınırız. Bildiğimiz bir şeyi sana şirk koşmaktan sana sığınırız. Bilmediğimiz, farkında olmadığımız şirkten dolayı da senden istiğfar ederiz, bağışlanmanı dileriz deyin. Her an tehlike arz eden bir şeydir. Yani öyle bir, yani tamamen hatları netleştirmiş olan bir konu değil ki. Onun için şirk koşmadan ölenlerin cennete gireceğine dair müjde ya da vaat, puta tapmadan ölenler cennete girecek gibi anlamayın. O değil. Putçulukla, putperestlikle, Allah'ı reddetmekle, Allah'ı inkar etmekle alakalı bir konu değil. Allah'a ait olan bir vasfı, Allah'ın dışında bir varlığa vermenin bütün imanımızı lekeleyeceğini, bitireceğini, yani imanla şirki yülbisu imanahım dedi ya, imanlarını zulümle giydirmeyen, imanlarına zulüm, zulme iman giydirmeyen insanlardır emin olanlar. Rabbim bizleri o emin olanlardan eylesin inşallah. Şirksiz bir amel, şirksiz bir iman, şirksiz bir teslimiyetle Rabbim kendisine kavuşmayı lütfetsin inşallah. Bu gece mübarektir ama cuma geceleri daha mübarektir. Her hafta olduğu için zor geliyor herhalde bizlere. Her hafta mübarek geceler var zaten. Her haftanın pazartesi, perşembe günleri oruç tutmak için var zaten. Haftanın 52, yani yılın 52 haftasında kim uğraşacak? Yılda bir defa Miraç, bir defa da Regaib, bir defa da işte anlarsınız ondan sonra küçümsemiyorum. Küçümsemiyorum. Kendi kendimizi kandırmaya gerek yok. Gerçekten Allah'la iletişim sağlayacağımız çok mübarek vakitler var. Her gecenin seher vakti duaların en çok kabul edildiği vakittir. Bunu yapmaya çalışalım.
Rabbim bizleri mağfiret eylesin. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk.